Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Ocak Pazar. Hepinizin yeni yılını tekrar kutluyor ve bol şanslar diliyorum. Akşam Gaziantep'te 9 koşulu bir program var. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 20.39'da. 1670 metre tapetapiste koşulacak. 8 kısrağın mücadelesi olacak burada. 4 kısrak çıkardım ben. AGF tablosuna baktığımızda 3 numara favori. Benim bu 4 atın içinde 3 numara yok. Hatta şablonuma da ikisini bıraktım. Önceliğim 4 numaralı Rubis sağ oldu burada. Bu mesafede 4 kez koşup bir birincilik, bir ikincilik, bir de üçüncülüğü var. Jose Ortiz de favorim 4. Yanına yazdığım rakip de 7 numaralı Cates A Dream Girl oldu. Emma Jane Wilson'la. Bu ikisini bir adım önde tutuyorum. Yine kazanmaya yakın şanslı olabilecek iki safkan daha çıkardım ama şablonuma yazmadım. Şimdi diyeceksiniz ki iki at mı yazalım, dört at mı yazalım soran arkadaşlar olacaktır muhtemelen. Tabii bu konuda herkesin kendi limitleri var arkadaşlar. Yani 15 liralık oynayanımız var, 150 liralık oynayanımız var. Yani 1000 liralık da oynayanımız var. Herkes kendi limitlerine göre bir şablon oluşturacak. Ben yarışı kazanabilecek atların genelini çıkarıyorum. Benim de bir şablonum var. Genelde biliyorsunuz 100 lira civarında tutmaya çalışıyorum. Bugün için her iki altılı şablonumda yaklaşık 150 lira. Tabii birim fiyatlar da değişti. Bugün itibariyle yürürlüğe girdim. Dediğim gibi 4 ve 7 şablonuma bıraktığım atlar yazabilenler için 5 ve 2 numarayı da şanslı görüyorum. İkinci koşu 1500 metre çim pistte şartlı koşuda 9 tay mücadele verecek. Yine sürprize açık bir yarış bana göre. Buradaki önceliğim Paco Lopez idaresindeki 6 numaralı Heart Mission. Hayatın ilk koşusunu 1670 metre tapetapiste koştu ve kazandı. Bugün içinde kazanmaya yakın. Rakipleri yine bir kez koşup kazanan 4 numaralı Melek, iyi bir Equinus safkanı. Sonra 7 numaralı House Teko, 3 numaralı Kristensen, 9 numaralı Swan Lake. Son yarışı Çim pistte ve Çim pistte bir kere koştu son yarışını ve kazandı. Bugün içinde yine Çim pistte şanslı olacaktır. Son olarak da 2 numaralı Mr. Aberio Jose Ortiz idaresinde son tercihime yazdığım safkan oldu. Çim pistte ilk kez koşacak 2 numara. Neolitik'in temsilcisi Çim pistte de iyi koşmasını bekliyorum. Sıralamam 6, 4, 7, 3, 9 ve 2 oldu ikinci koşu için. Üçüncü koşu ile yedili plase başlayacak Gaziantep'te 1300 metre kum pistte şartlı koşuda 9 atın mücadelesi olacak. Üçünü şablonuma yazdım. Bunların ilki AGF tablosunda favorisi 8 numaralı Stride Shot. Şu ana kadar çok iyi bir performans sergiledi ve derece olarak baktığımızda rakiplerinden daha iyi derecesi var. 8 numara. 7 yaşında olmasına rağmen sıkıntıları var muhtemelen. 18 kez koşabildi şu ana kadar ve 226 bin dolar kazanca ulaştı. 192 gün arası olması beni biraz şüpheye düşürüyor. Onun için yanına iki rakip daha yazdım. İlki 7 numaralı Raise the Rent. Diğeri de 6 numaralı Karamel Chip oldu. Buradaki sıralamam 8, 7 ve 6. Dördüncü koşu ile de ikinci altılı ganyan başlayacak saat 22.10'da 1600 metre çim pistte. 13 at yarışa kayıtlı olsa da burada çıkan atlar olacak. 13 numara yedekte. Burada 4 at yazdım şablonuma. 4 atın dışına çıkacağını düşünmüyorum bu yarış için. Önceliğim sürpriz bir safkanla başlayacağım. Avrupa orijinli 11 numaralı Samburu. Judgment Ekürüsü'nün safkanı İngiltere'de yarış hayatına başladı. Amerika'da koştuğu 72 gün önce koştuğu ilk koşusunda 5. olsa da çok yakın ara bir boy farkla 5. oldu. Tek sıkıntım aslında üstündeki jokeyi yani kazanma oranı çok yüksek bir jokey değil. Ön plandaki jokeylerden değil Edgar Prado.
Onun için yanına at yazdım yine. 11 numara favorim olsa da 1 numaralı Tax çok da üst gruplarda grup yarışlar koştu. Ama hiç çim pist koşmadı 1 numara. Eğer kuma alınırsa yarış muhakkak yazın, hatta tek de atabilirsiniz 1 numaralı Tax'ı. İkinci tercihime yazdım. Sonra 6 numaralı Yes This Time, ki son yarışında, hayır 6 numara değil 4 numara, evet 4 ile 6 birlikte koştu son yarışını ve 4 numara bariyere sıkışmasına rağmen yine de 6 numarayı geçmişti. 3. tercihime yazdığım at Jose Ortiz dairesindeki 4 numaralı Eyes on the Target ve son olarak da 10 numaralı Portofino Company, Jose Joe Rosario idaresinde son tercihime yazdım. Sıralamam 11, 1, 4 ve 10. 4. koşu için. 5. koşu 1200 metre kum pisti açık yarış. 6 tay mücadele verecek. Üçünü eşit şanslı olarak görüyorum. İlk olarak 4 numaralı Two of a Kind. Buradaki favorim Luis Saiz dairesindeki 4 numara. 2'de 2 yaptı Churchill Down'da. Bu mesafede koşup ikisini de kazandı. Oldukça başarılı koştu zaten. 91 handikap aldı handikapörlerden. 206 gün arası var ama 1200 metre mesafe, çok da nefes yönünden etkileneceğini düşünmüyorum. Favorim 4. Sonra 2 numaralı Super Cove. İkinci tercihime yazdığım safkan, ki bu jokey ile, ki bayan jokey, 3'te 3'ü var. Bu mesafede de yine 3'te 3'ü var. Çok iyi bir performans sergilemiş olsa da ikinci tercihimi döneceğim. Son olarak da 6 numaralı XA Point. Onun da 107 gün arası var. O da iyi bir safkan. Sonuncu tercihime yazdım. Sıralamam 4, 2 ve 6, 5. koşu için. 6. koşuda yine açık bir yarış. Dişilere ait 1600 metre kum pistte 9 tayın mücadelesi olacak. Yine 3 tayı yazdım şablonuma. Bunların ilki 5 numaralı Padma olacak. Tapit temsilcisi Godolphin'in safkanı. 106 gün arası var ama çok iyi ekürüler bunlar. Sahaya hazır olmadan getirmiyorlar taylarını. 5 numara buradaki favorim. Rakiplerim 6 numaralı Infinite Diamond, ki oldukça sürpriz bir safkan. Son yarışını ölçü almıyorum. Derecesiz kaldığı yarış grup 1 yarıştı. Ondan önceki koşusuna baktığımızda 1600 metreyi 1.36.82 yaparak çok uzak farkla kazanmıştı. Bugün için yine 1600 metre kum pistte iyi bir performans sergilemesini bekliyorum 6 numaranın. Son olarak da 2 numaralı Per Paolin. AGF tablosunda favorisi, buradaki en yüksek bedelli safkan 335 bin dolarlık bir tay 2 numara. Son yarışı da çok zorlu gruptaydı. Luis Saez ile son tercihime yazdım. Sıralamam 5, 6 ve 2, 6. koşu için. 7. koşu 1600 metre çim pistte, şartlı koşu da 12 at mücadele verecek. Burada şablonuma 7 at yazmış olsam da 4'ünü bırakabildim. İlk tuttuğum 4 safkan. İlki 4 numaralı Ben Mice Boy. Sonra 5 numaralı His Pearl Gold. 6 numaralı Easy Time. Ve 7 numaralı Freedom Matters. Rakiplerinden önde tuttuğum bu 4 safkan. Şablonuma da yazdığım bu 4'ü oldu. Yine de yazabilenler için 9 numaralı Diamonds Ops, 10 numaralı Ever Dangerous ve 2 numaralı Beauty. Yine şanslı gördüğüm atlar. Özellikle yarış kuma alınırsa 2 numarayı muhakkak yazın. Ben şablonuma 4, 5, 6 ve 7'yi bıraktım arkadaşlar. 8. koşu günün diğer bir açık yarışı 1600 metre kum pistte. Makomakomen Stakes olarak koşulacak. 12 tay mücadele verecek burada. Baktığımızda çok yüksek bedelli taylar var. 5 numara 850 bin dolarlık bir tay. Intomisiev temsilcisi AGF tablosunda da favori. Yine 11 numarada yaklaşık 500 bin dolarlık tay. Tek olarak önereceğim tay ise bu ikisi de değil. Joe Rosario idaresindeki 3 numaralı Baby Billy olacak.
3 kere koştum. Özellikle ilk 2 koşusu Churchill Dağı'nda 1200 metreyi çok iyi derecelerle koştu. 1.10'ların hatta 1.10'un da altında koştu. 3 numara. Son yarışını 3. olduğu yarışta bu pistte Gulfstream'de koştu ama kötü koştu yani 3. olduğu yarış. Biraz eksik koşturulduğu jockey Leparex'ti herhalde o gün. Çok geride kaldı yarış başladığında. Düzlükte de yetiştiremedi ancak 3. oldu. Bugün için bir şanssızlık yaşamaz ise 3 numaralı Baby Billy'nin bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Banko diyorum 3 numara için. Gulfstream'de son koşu gece 00:40'ta başlıyor. 2400 metre mesafeli çim pist. 9 atım mücadelesi olacak. Performanslarına baktığımda çok yakın performansları var. Benim şablonum da burası. Hepsi arkadaşlar ayıramadım yani öne çıkarabildiğim bir at bulamadım. Ama 3 at özellikle yine sıralamamda 3 at söyleyeceğim. Bunların ilki 3 numaralı Inflation Adjusted AGF tablosunda da oldukça önde. Benim de favorim 3. Sonra 4 numaralı Six Muniz ikinci yazdığım at ve son olarak da 6 numaralı What Say T. Bu 3 atı rakiplerinden biraz önde tutsam da dediğim gibi zor bir yarış. Yüksek bedelli safkanlar var. Avrupa orijinli safkanlar var. 2 numara baktığımızda 570 bin dolarlık bir tay. Kürahta ve Ascot'ta koştu. Emo Rising'in safkanı. Yani zor bir yarış. 3, 4 ve 6 dediğim gibi bu şekilde de yazılıp bir kurgu olabilir. Ama benim şablonumda burası haş olacak arkadaşlar. Tahminlerimi de bitirmiş oldum bu şekilde. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.